Ben aşık oldum. Hani kanka ne demek ya? Yani geceler uyuyamıyorum ya. Şlafım falan bitti ya. Onun dışında nereye baksam onu görüyorum yani. Ha bak yine onu görüyorum. Ha, çok güzel ya. Ha, çok güzel hani kanka ya. Peki kim bu şanssız kız? Şanssız? Kim bu kız? Hani kanka söyleyemem size de bu çok önemli bir gizli bir şey bu yani. Bana söyleme zaten git ona söyle. Hayır ona da söyleyemem hani kanka. Niye? Çünkü bizimkisi imkansız aşk. Seni bu işin uzmanına yönlendireceğim. Bizim Zerotun'a. O bu tip işleri çok iyi bilir. Zero Uncle. Ya, hoş geldin. Hoş bulduk Zero Uncle ya. Ben... Sen? Ben... Evet sen. Aşık oldum ben ya. Dert mi bu? Sen bu dediğin mayı. Aşık olmuşsun ne güzel. Hayır öyle değil ya Zero Uncle. Bağırma duyacaklar bizi ya. Şey olmaz nasıl? Duymasınlar. Kim bu kız? Ha söylemem. Söyle canım. Hayır. Söyle ne olur canım. Ha söylemem Zero Uncle ya. Benim sana anlattığım yoldan ilerlersen olay tamam. İlk yapacağın iş kızın bir kere telefon numarasını almak olacak tamam mı? Telefon numarasını aldığın zaman ne oluyor? Bir sıfır öne geçiyorsun bir kere. Bundan sonra sıra ikinci adıma geliyor. Ama birinci adımı mutlaka halletmen lazım. Telefon numarasını al, ikinci adım geliyor. İkinci adım ne biliyor musun? Ben bilmiyorum ha. Ya. Ondan sonra kıza bir randevu veriyorsun. Randevuya davet ediyorsun yani. Nasıl işler ya? 100 numara söylüyorum sana bunu yani. Ha, anladım ya. İlk adımdan ikinci adıma geçiyor. Merhaba. Tuna Bey ben size bir türlü ulaşamıyorum da. Ya. Merhaba. Demek bana ulaşamıyorsunuz. Evet. Acaba niye ulaşamıyorsunuz? Bunun cevabı size olması lazım Işıl Hanım. Neymiş Tuna Bey? Bu arada ben sizi böldüm galiba ama Işıl ben Element ya. Çok memnun oldum. Sizi Örük Bey'in ofisinde görmüştüm. Hatırlıyorum. Nasılsınız? Hayatan geç. Çok iyiyim. Siz nasılsınız acaba? Ben sizin çok az bir vaktinizi çalacağım ama. Ha, çalın ya. Hiç önemli değil. Lütfen oturun. Siz burada vakit çalalım ya. Işıl Hanım ben sormayı unuttum ya. Siz bir şey içer misiniz? Çok naziksiniz. Ben bir su alabilirim. Ha da okey ya. Ha su nerede Zero Uncle? Ha okey ya getiriyorum ya. Hemen getiriyorum ben size şimdi. Bana attığınız o mesajlardan sonra... Hangi mesajlar? Siz bilirsiniz hangi mesajlar olduğunu. Siz bana medya planlamasını mesaj olarak mı attınız? Ha anladım. Kalabalıkta konuşmayalım. Baş başa konuşalım diyorsunuz yani. Yani Tuna Bey söylediklerinizde hiçbir şey anlamıyorum ama ben sizin yüzünüzden işverenlerimle sorun yaşıyorum. Belli oldu. Element'in yanında kesin benimle konuşmak istemiyor. Lütfen bu medya planını bana en yakın zamanda gönderin Tuna Bey. Yani bütün rakiplerimiz reklamlarına girmeye başladılar ve biz hala hiçbir şey yapmadık. Tamam, akşama yollarım. Teşekkür ederim. Ha sizin şokoladın firması mıydı ya? Işıl Hanım firmanız? Evet, bizimki çikolata. Aa ya, ya biz doğrusunda şokoladın çok severiz ya. Ekmek gibi yiyoruz hep biliyor musun? Ne kadar güzel. Hatta sevdiğimiz insanlara şokoladın gibisin deriz yani. İftira. İftira değil o. İltifat element. Ha tanka Zero Uncle, iltifat ya. O zaman çikolata gibisin element. Ha was? Ha bana iltifat ettin sen şimdi. Evet sana iltifat ettim. Ha sen de o zaman şokoladın gibisin Işıl ya. Teşekkür ederim element. O zaman ben akşam mailinizi bekliyorum Tuna Bey. Ha, ben bu arada sizin şokoladınlardan yemedim biliyor musunuz ya? Sizin firmanın şokoladından. Tamam. Sen bana adresini mail at. Ben sana göndereyim. Ha okey. Danke. Ben çok teşekkür ederim. Gidiyorum o zaman ben. Kendinize çok iyi bakın. Siz de çok iyi bakın Işıl Hanım. Kendinize görüşürüz çok... Görüşürüz Tuna Bey. Hoşçakalın. Bay bay. Element ben biraz sert bir davrandım Işıl Hanım'a ya. Ha bilmiyorum ki ya Zero Uncle. Çok güzel haberlerim var ya Zero Uncle. Ne aşk haberleri? Söyle aşk pıtırcı söyle. Bana ya fışırcık dedin ya? Oğlum biz sevdiğimiz insanları böyle pıtırcık deriz. Ya öyle konuşulur yani. Ne oldu buluştun mu kızla konuştun mu ne yaptın? Beni bir tane etkinliğe davet etti. Şaka yapıyorsun. Ya? Ya direkt randevu diyorsun ya, yani. Ya. Direkt beraber randevu. İkinci aşamaya da geçtin yani. Yani sana yemin ediyorum en iyi öğrencim olarak seni öyle yazıyorum yani. Ama niye benim direktiflerimi harfiyen uyguladın bak böyle olur işte. Ya Zero Uncle sen olmasan hayatta başaramazdım ya. Çok ya, çok teşekkür ederim çok ya. Çok abartma tabii ama yani yine de benim yani söylediklerimi yapıyor olman... ...yani senin böyle bu şekilde böyle hedefe ulaşmana çok yardımcı olmuştur. Ya sen olmasan yani aşık oldum kız beni şokoladın etkinliğine davet edemezdin. Beraber şokolada yiyeceğiz ya. Beraber çikolata mı yiyeceksin? Aa ya. Sen
Işıl Hanım'a mı aşık oldun? Ya Zara Uncle ya, ben Işıl Hanım'a aşık oldum yani. Ama kızma bana, olur mu? Gönül bu. Gönül değil o. Işıl. Zara Uncle ya, senin iş arkadaşın Işıl'a ben aşık oldum ya. Olamazsın. Niye Işıl? Ya niye benim iş arkadaşıma aşık? Olamazsın. Aşık bile olamazsın. Neden? Çünkü o benim iş arkadaşım. Sen git kendi iş arkadaşına aşık ol. Onun bunun iş arkadaşına niye aşık olmuyorsun? Herkes gider kendi iş arkadaşına. Gider misin buradan? Sinirin bozma benim şimdi yani. Aa. Anlamadım Zara Uncle ya. Anlamadıysan anla. Anlamaya çalış yani. Git kendi iş arkadaşına aşık ol. Bu kadar, buraya kadar. O da bitti. Zara Uncle, ikinci aşık... İkinci adım, ikinci al bilmek bir şey yok. Şimdi gelecek sana üçüncü adım. Hadi dışarı. İşim gücüm var benim. Meşgul etme beni. Git, ne yapacaksan. Montunu da, telefonu da unutma. Aa, şimdi git. Hala bak, gittin, Işıl Hanım'a aşık oldun. Bir de ben yaptım bütün her şeyi, ben öğrettim ona. Sanki bütün dünyada başka birisi kalmadı, gitti ona şey yaptı yani.